Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Zülehman Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hoş geldiniz. 4 Ekim Çarşamba. Bugünün bir önemi var ama bilmiyorum ne olduğunu e, sizler söyleyeceksiniz. Gerçi bugün akşam Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un e, katılacağı Sözcü TV'de katılacağı bir program var. Murat Aşık demişti ki başkanımız Ali Koç'un açıklamalar yapmak için seçtiği Zaman ve mecra yanlış. Neden Sözcü TV? Yani TRT Spor'a çıksın diyor. TRT Spor çıkarır mı sizce? Feridun Nideloğlu'nu falan niye kovdular? Hiç düşündünüz mü? Hani kafa çalışıyor mu ona? Fenerbahçe TV ne güne dursun? Kapatalım o zaman Fenerbahçe TV demiş. Fenerbahçe TV'de konuştuktan sonra e, ne önemi var? O da ayrı mesele. Sözcü TV muhalefetin sözcülüğünü yapan bir kanal. Uğur Dündar'ın durumu zaten ortada. Ayrıca bir spor kanalı değil. Ne gerek var buna? Biz Uğur Dündar'ın uzak durmasını isterken o yine Fenerbahçe'yi gündeminin içerisine verdi bir anda diyor Murat Aşık. Neden biz Uğur Dündar'ın sorularını cevaplarını dinleyelim ki biz de soru soralım. Fenerbahçeli gazeteciler soru sorsun basına açık olsun konuşmalar demiş. Sansürsüz futbolda. Ee, ya şunu söyleyeyim. Aynı soruları hani hepimiz zaten sorduk. Aynı tepkileri hepimiz zaten verdik. Ya ben bir şey arıyorum. Ya bu işin içinde bir şey arıyorum. Bir şey var. Orada başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu üyelerimiz, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, çevre, şehircilik ve İklim Bakanı e, hemşeri Mehmet Üsaseki ve Gençlik Spor Bakanı Sayın Doktor Osman Aşkın bakı ziyaret ettiler. E, bu ziyaretlerde de çeşitli hediyeler takdim ettiler. Sevgili Doktor Osman Aşkın baka, özellikle benim bir ricam var. Lütfen futbolla ilgilen. Lütfen. Lütfen Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgilenin. Bakın Maltepe'deki tesis, Kenan Evren Lisesi, Fenerbahçe Koleji, Fenerbahçe Üniversitesi. Yani tamam bunlar illaki konuşulmuştur. Yani çıkıp da başka şey konuşacak halleri yok ama hani ee, bir şeyler yapılması lazım. Bakın gerçekten bir şeyler yapılması lazım. Bir şeyler yapılması lazım. Çünkü iş başka yere doğru gidiyor. Bak Tame, Taner Karaba Hodri Meydan TV'de diyor ki buradan İçişleri bakanına sesleniyorum. TFF'yi incelemeye alsınlar. Sadece Hakan Ceyhan değil. Cihan Aydın'ın da aynı yapıya hizmet ediyor. Fenerbahçelileri tahrik ediyorlar demiş. Ben bunu aylardır söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Ya bir güruh var. Bir oluşum var. Adı ne bilmiyorum. Hani e, X, Y, Z fark etmez. Ya Fenerbahçe taraftarını tahrik eden bir oluşum var. Fenerbahçe taraftarı ceza alsın diye uğraşan bir tarafta ya bir, bir, oluşum var. Mesela 1959 öncesi Murat Zorlu 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurmak için bir hafta yeter demiş. Alp Eralp de iyi niyetliysen bir hafta sürer. Ya iyi niyetli değilsen demiş. Ya ne iyi niyeti ne şeyi. Karşımızdaki Federasyon Başkanı Galatasaray, TFF Galatasaray, MHK Galatasaray, hepsi Galatasaray. La. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Ya neyden bahsediyorsunuz? Gerçekten neyden bahsediyorsunuz? Ya adamlar her yerden sistematiği ele geçirmişler. Mesela bak Galatasaray'ın bir sonraki maçı kim delikten? Antalya Spor'la. Sosyal medya dün neyle çalkalandı? Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in milli takıma yardımcı olmasıyla. Bak Manchester dönüşünde Süper Lig'de son iki maçını kazanıp form tutan bizim maçta aslan kesildiydi. Aynısı gibi oynarsa Galatasaray'a 5 atarlar. Bu maç öncesinde Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ismi A milli takım teknik heyetiyle ilişkilendirilip Antalya Spor camiasında huzursuzluk oluştu. Ve Nuri Şahin'in aklı karıştı. Takım maçını konsantrasyonu dağıtmak amacıyla bu haberler yapıldı. Adamlar her yerden saldırıyorlar. Yani bir yerden yapmıyorlar. Her yerden. Anladınız mı? Her yerden çalışıyorlar. Bizimkilerde doğrucu davul. Bizimkilerde bir şey oldu. Aman sözcüye çıkmasın, şuraya çıkmasın, buraya çıkmasın. Valla ben şunu söyleyeyim. Ee, çok fazla söylenecek şey var da. Çok fazla. Mesela Serdar Ali Çelikler. Bütün kaşar hakemler Galatasaray'ın iç saha maçlarında. Fenerbahçe'nin deplasman maçlarında. Bütün kendisini ispat etmeye çalışan idealist hakemler de Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında. Yani biz bu sistematik hamleleri yemeyecek kadar bu işlere hakimiz. Biz aptal mıyız? Siz giderken geri dönen, dönenlerden dinlemiştim ben bu işleri diyor. Gole de. Yani demek istiyor ki Fenerbahçe'yi katlet, ödülünü al diye e, ispat etmeye çalışan kişileri Fenerbahçe maçına veriyorlar. Doğru. Ya bak Ahmet Çakar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakemleri Galatasaray'a Fenerbahçe aleyhine manipüle ediyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor demiş. Bir tane açıklama geldi mi? Mehmet Büyükekşi'den TFF'den bir tane açıklama geldi mi? Fenerbahçe çıksa desek ki, arkadaş biz şöyleyiz böyleyiz. Hemen cevap veren TFF. Demek ki Adam, açık, adamlar açık ve net diyor ki biz bir sistem kurduk, bizi buradan kimse indiremez, gelin indirin diyor. Lale Orta, MHK başkanı olduğum dönemde hakemler içinde özellikle Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş bir grup vardı ve maalesef bu hakemleri dağıtamadım, en sonunda görevi bırakmak zorunda kaldım. Aynı problemler gördüğüm kadarıyla yine yaşıyor. Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş hakemler diyor, yani hakem grubu açık ve net Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş hakem grubu diyor. Hani daha kadın ne demesi lazım? Ya bir Allah'ın kulu da desin ki soru, soralım soruşturalım. Ben şunu söylüyorum Ali Koç'un Sözcü TV'de. Sen Fenerbahçe'nin sesisin Ali Koç. Sen orada söyleyeceklerin söyleyeceklerin aleyhimize de lehimize de her şeyi getirebilir. Götür edebilir. Uğur dünler şu ya Beni Uğur kişiliği, karakteri, şu su alakadar etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da çıktığın kanalın kimin kanal olduğu, neye hizmet ettiği alakadar etmiyor. Beni orada Fenerbahçe adına konuşacağın şeyler alakadar ediyor. Anladınız mı? Yani oraya çıkıp kem küm kem küm kem küm, kem küm geçeceksin bunu ya. Kem küm kem küm kem küm'e geçeceksin. Geçeceksin abi. Orada bak orada Fenerbahçe adına kütürük eriği gibi konuşacaksın. Öyle konuşacaksın ki iş bitecek. Yani iş bitecek. Ya nice Galatasaray kollaması görüyoruz abi. benim zoruma gidiyor açıkçası ya. Gerçekten zoruma gidiyor ya. Ya adalet yok. Galatasaray kollayan bir sistem. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi şurada ben notumu ekledim. PFDK Galatasaray maçında rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulayarak bilet sattığı için İstanbulspor'a 1.2 milyon TL ceza vermiş. Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor Spor Galatasaray taraftarına maksimum 813.8'den satma varken 905 TL'den bilet satışı yapmıştı. Şimdi bakın 905 TL. Bunu geçen sene Adana Demirspor falan yapmadı mı? bunu geçen sene İstanbul takımlarının alayı yapmadı mı? Beşiktaş'a 903'ten, Fenerbahçe'ye 907'den, Galatasaray'a 905'ten. Niye yani niye hiçbirine işlem yapılmadı? Da buna işlem yapıldı. Ben anlamıyorum. Yani Allah korkunuz mu yok? Fenerbahçe düşmanlığı mı ortaya çıkarıyor? Yani yüzde otuz ne? Yüzde bin fiyata bilet sattılar Fenerbahçe'ye. Niye orada itiraz etmediniz? Yani niye itiraz etmediniz abi? Ben onu merak ediyorum. Niye söz konusu Fenerbahçe olunca hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz da söz konusu Galatasaray olunca aman yapamazsın bunu diyorsunuz. Allah herkesin gönlüne göre versin abi. Ben yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yorumları size bırakıyorum. Ne yazarsanız yazın. Bener Bahçemiz Spartak tırnama maçının hazırlıklarını bugün sabah Jambart tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Takımımız saat 13'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve aday kadrodan bir oyuncumuz e, Türkiye saatiyle 19.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Son çalışmayı Türkiye saatiyle 20'de maçın oynanacağı Antona Malatisen Keho stadında gerçekleştirip kampa gidecek. Antrenman bu arada bugünkü antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık. Bilginiz olsun Fenerbahçe'mize de başarılar. Fenerbahçe'mize başarılar derken Fenerbahçe'de başarının 8 büyük sırrı. Şimdi arkadaşlar şu andan sonrası biraz medyasal haberler. Bilginiz olsun. Yani takip istemeye izlemeyebilirsiniz. Şimdi geçen sezon istikrarsız görüntüler nasıl 14'te 14 yapan bir görünüşe üründü. Yani kazandıkça nasıl özgüveni yüksek bir takım oluştu. Yani yükseliş sürüyor. 7'si Avrupa Konferans Ligi, 7'si Süper Lig. Çıktığı maçlarda Fenerbahçe'nin hani performansı malum. E, 7'şer yani 7'şer 2 maçta performans malum. Niye böyle oldu? Yani hücum böyle oldu, savunma böyle oldu. Niye bir yükseliş var? Bu haberde bunu anlatıyor. Şimdi 7 maçta 18 kez ligde fileleri havalandıran Kanarya bu sezon bu istatistikler Trabzon'la birlikte zirvede. Ancak Fenerbahçe bu seride rakiplerine sadece 3 gol izni verdi. Bu alanda en çok gol atan en az gol yiyen takım korumunda. Avrupa'da 7 maçta 24 kez gol sevinci yaşayıp sadece 3 kez gol gördü. Sebep ne? 1. İsmail Kartal'ın takım üstündeki oluşturduğu sinerji. Tüm futbolcular sıcak ilişki, babacan tavırlar, başarının sırrı. Samandıra'da vazgeçilmez yani başarının olmazsa olmazı buydu. 2. Arkadaşlığını arttırdı. 12 saat Samandıra'da tam mesai uygulatması da arkadaşlığı arttırdı. Kadro uzun aradan sonra ilk kez gol sevinçlerinde Hakeme itirazlarda maç sonu taraftarla bütünleşmede tek vücut olmuş durumda. 3. Yerli oyuncuların performansı katlandı. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular İsmail Kartal'a çıkış yaşadı ki malumdu. 4. Atanla tutanın iyi olacak kuralı sahaya yansıdı. Takımın atan tutanın yüksek verimli oynaması güven duygusunu arttırdı. Özellikle Edin Ceko ve Dominik Livakovic transferleri sonrasında Fenerbahçe'nin durumu malum Hani atanla tutanın faktörü. Kadronun değişmezi oldular. Geriden hücuma çok çabuk çıkan hızlı ayağa oynayan o say Samuel 1 Ciku 2 Fred 3 Sebastian Şimanski 4 Bunlar da kadronun değişilmezi oldu. Bakın geçen sezon sürekli rotasyon yapan bir Fenerbahçe vardı. Rotasyon yaptığı dönemde eleştiriler yiyen bir Fenerbahçe vardı. Şimdi rotasyon yapmayan bir Fenerbahçe var. Hani yapacak da bunlara göre yapmıyor. Bunlar istiyor ki yani bir maça 5 kişiyle değiştirsin. Ligdeki diğer maça 6 kişi değiştirsin de puan kaybetsin istiyorlar. Değişmeyince de zorlarına gidiyor. Giren çıkanı aratmıyor. Bir de bu var. Sahada oynayan 11'den forma kapmak kenarda oyuncuları ıslandırıyor. ve oyuna giren de çıkanı aratmıyor. Hal böyleyken şimdi Mert Müldür, Osterwolde, Ferdi, Osay ya dördünden ikisini seçmek zulüm oluyor. Savunma rakiplere geçit vermiyor. Bekao Ciku'nun uyumu. 7 maçta yenilen 3 gol. Ciko'nun faulsüz oynaması, oyunu geriden kurması takıma olumlu yansıdı. Takımın özgüveni oturdu. Yani 14 maçlık seride takımın özgüveninde oturması sağlandı. İsmail Kartal bu sezon başından yana bunu çok önemsemiş. Hazırlık maçlarına dahi kazanmak istemişti diyor. Şimdi Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı Ankara gücünde yeni teknik direktör Emre Belezoğlu olmuş. Ee, imza töreninde gerçekleştirmiş. Galatasaray Dolunay Kafkas'ın ardından Emre Berezoğlu geliyor. Sözleşme süresi 2 yıl falan filan diye. Ee, teşekkürlerini sunuyor Emre Berezoğlu. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ankara Gücü Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş. Çok büyük bir camia diye anlatıyor. Söze giriyor. Kupa ve Ankara Gücü. Büyük takımlarda çalıştım. Fenerbahçe ile başladım. Başakşehir ile birlikte Avrupa Kupalarına katıldık. Avrupa'da son 16 oynadık. Türkiye Kupası'nda final yaptık. Kupa ve Ankara Gücü'nü elemek bizim için şerefti. Geçen sene yarı finalde diyor. Transfer cevabı bulunduğum camialar için elimden geleni yaptım. Doğrudur. Pelkas'ın Başakşehir'e gelmesi için görüşmeler yapmışım. Transferle alakalı da bize bir şey düşerse yapmaya hazırım. Sayın Başkanımız da ben iddialı insanlara hedefler. Fenerbahçe'ye Başakşehir'de kendimle ilgili izlenimler bıraktım. Hiç kimse tek başına bir şey başaramaz. Tek başına başardığını düşünmek kibirdir. Takım olarak başarıya gidersin. Ben kendimi hiçbir zaman önde görmedim diyor. Galatasaray maçında kaleci kazandı. Tolunay Ben kısa süre içerisinde başkanımızla görüştüm. Değerlendirme fırsatım olmuştu. Benden önce oynamış bir maçla ilgili yorum yapmam. Tolunay Hoca elinden geleni yaptı. Futbol olarak planlarsınız en iyi falan filan diyor. Ankara gücü Galatasaray maçında çok iyi bir kaleci kazandı. Ankara gücü hedefe giderken oyuncu da yetiştirmelidir diyor. Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalarda lig içinde belli kırılmalar yaşayabilirler. Galatasaray ve Fenerbahçe çok üst düzey oyuncular getirdiler. Sezonu çok erken açtılar ve bunu da ekmeğini yiyorlar demiş. <laughs> Eşim vakti geldiydi Başakşehir'de diyor Emre Belezoğlu. Tolga Ciğer'de karakter sporcu olarak örnek bir kardeşimizdir. Oynamak üzere. Geri Rodriguez'e Fenerbahçe'de bir sene birlikte oynadık. Diyor. Şimdi son olarak da Scotty Wilbeck'in Türkiye'de artık Türk statüsünde yer almayacak. Arkadaşlar bu olayı biliyor musunuz? Wilbeck'in cezasını. Yani bunun sebebini biliyor musunuz arkadaşlar? Shane Larkin ve Wilbeck'in sanırım ee, yani Larkin ve Wilbeck'in artık Türk statüsünde oynamayacaklar. Her iki futbolcu basketbol federasyonu tarafından e, oynatılmayacaklar arkadaşlar. Şimdi Galatasaray ve milli takım gerçekleri diye başlayalım. Tarih 21 Mart 2023 Abdülkerim Bardakçı baş ağrısı nedeniyle Ermenistan ve Hırvatistan milli maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Şimdi mesele madem Fenerbahçe mesele madem milli takımdan kaçmak. Al sana kaçmak diyor. 12 numaranın paylaşımı. Şimdi 21 Mart'ta başarı nedeniyle aday kadrona çıkarılıyor. 25 Mart'ta hazırlık maçında. Ya yani 21'inde çıkarıldı. 25'inde hazırlık maçında. Enteresan değil mi? 25'inde antrenmanda. 9 Eylül 2023 Kerem Aktürkoğlu boyun ve göğüs travması nedeniyle Abdülkerim Bardakçı eşinin hamileliği nedeniyle Japonya maçından çıkarıldı. Bakın 9 Eylül 9 Eylül. Anladınız mı? 9 Eylül. Tarih 13 Eylül 2023. Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim 6 Galatasaray'ın Samsun Spor maçı antrenmanında. Şimdi Japonya maçına gidemeyen Abdülkerim yani İngiltere ile oynanacak maça gidebiliyor. İngiltere'de oynanacak maça gidebiliyor ve işin komiği hala işi doğurmamış. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İrfancan Can Kahveci, Orkun Kökçü de Japonya milli takımı maçından çıkarıldı. Doğru mu? Doğru. Bakın hazırlık maçı öncesi çıkarıldı. Bu başka. Resmi maçlarda kaçmak başka. Hazırlık maçında izin alarak gitmek başka. Bu da ayrı mesele. Ben şunu söyleyeceğim. Eğer bu futbolcular Fenerbahçe futbolcu olsaydı vatan haini ilan edilmez miydi? Edilirdi. Merak ediyorum. Galatasaray futbolcularına olunca niye e, Sevecen sempatik yaklaşılıyor? Gerçekten merak ediyorum ya. Ya bu iş gerçekten çok farklı bir yer ya. Gerçekten farklı bir yere gidiyor. Ne diyelim? Allah hakkımızda hayırlısını versin. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bakın hakemlerin Fenerbahçe düşmanı olduğunu net olarak Lale Orta açıklıyor. Ya işlem yapın. Ahmet Çakar konuşuyor. Öbürü konuşuyor. İşlem yapın arkadaş. Yok. Maalesef ya bu ülkede müge Anlı konuşmadıkça herhalde işlem yapılmayacak. Merak ediyorum yani gerçekten merak ediyorum. Ya hiç mi düşünmüyorsunuz? lan tamam, bugün bize yapılıyor. Ya yani bizim lehimize, yarın aleyhimize döner diye hiç mi düşünmüyorsunuz diğer takım taraftarı. Merak ediyorum. Herkese iyi günler diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.